sağlık yetkilileri geliyorlar. 90 yaşının üzerinde sağlık yetkilileri geliyorlar. Diyorlar ki biz seni aşı yapalım. Yok diyor, ben aşı olmam. İşte ol bak işte, yok olmam diyor. Diretiyor. Olmuyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü biliyorsunuz gönüllülük esasına göre aşı olunuyor ama ikna etinleri de uğraşıyor. Olmuyor ve sonra gidiyor koronavirüsü yakalanıyor. Neyse ki hastaneye yatıyor, o mücadeleyi veriyor ve kurtuluyor. Ancak o pişmanlığı bakın nasıl anlatıyor. Şimdi onu getireceğiz ekranlarınıza. CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman'ın haberi. Hadi Allah seni kazadan beladan korusun. Çapa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde bir teyzemizle karşılaştık. 90 yaşındaki Hamide teyze. Röportaj yaparken bizi duydu. Dedi ki ben korona oldum, atlattım ama aşı yaptırmamıştım. Kapıya kadar geldi sağlık çalışanları. Yaptırmadım aşıyı dedi. Hamide teyze keşke yaptırsaydın da koronaya... Pişman oldum, hata ettim ama artık iş işinden gitmişti. Kapıya kadar geldi mi sağlıkçılar? Geldi. Çıktı yukarıya kadar, evet. Ne dediler Hamide teyze, sana aşı yapacağız? Ben zaten oğlum yanımdaydı, dedim kim dedi gelmişler aşı yapmaya, dedim onlara söyle ben yapmıyorum. Geldi sağlıkçılar kapına, niye yaptırmadın aşıyı? Akılsızlığımdan dedim ne aşı yapacağım, zaten yaşlıyım, ne ölürüm ne kalırım, boş verin aşıyı ne yapacağım. Sonra ne oldu? Şakasalandım. Sonra koronaya yakalandım. Evet. Çok şükür atlatmışsın ama sonuçta çile. Sonuçta hastaneye yattın değil mi? 10 gün burada yattı zaten. Yattı burada 10 gün. 10 gün çapada yattı. Çapada yattı. Ne diyorsun ama... abi bu aşı olmayanlara? Hala ön yargı. Ben şu an 61 yaşındayım. Ben ikisini birden oldum. Herkese de tavsiye ederim. Hamide teyze sen peki? Gelse şimdi 6 aydan sonra aşı pişman hakkı oldu. Doğacak ya. Olur. Olacaksın mı diyor? Olurum bir daha. Olurum. Olur musun bir daha? Olurum. Pişman oldun mu? Yani bilseydim ki böyle başıma gelecek olacaktım. Pişman oldum. Aşı olmadım ama herkes herkese yapsın. Tavsiye ediyorum. Olsun herkes. Ha? Hayır var şer yok. Bravo. Ben pişman oldum. Herkes yapsın aşısını. Tavsiye ediyorum. Ben. Tavsiye ediyorum. Sakın kaçmayın benim gibi. Bu kadar. Daha ne söylen? Aynen. Benim gibi kaçmayın. Herkes yapsın.